Kıymetli arkadaşlarım, değerli dostlarım, hepinize merhabalar. Malum 5 Kasım 2024 tarihi itibariyle 2024 yılında yapılacak hakim savcı yardımcılığının sınav ilanı yayımlandı. Bu sınav ilanıyla beraber geçen seneye paralel birçok konu olmakla birlikte ilk kez bu sene şahit olduğumuz ve siz kıymetli arkadaşlarımızın da acaba nasıl bir hesaplaması olur diye düşündüğünüz 4 yanlış artık 1 doğruyu götürecek. Geçtiğimiz yıllarda, yani hakimlik sınavlarının yapıldığı yıllardan 2023 hakimlik sınavına kadar 30 soruluk kültür yetenek, 70 soruluk alan bilgisi, 30 soruda kültür yeteneğin tamamını doğru yaparsanız 20 puan, 70 soruluk alan bilgisinin tamamını doğru yaparsanız 80 puana tekabül ederdi. Yanlış doğruyu da götürmediği için bütün adaylara tavsiyemiz boş soru bırakılmaması. Dolayısıyla bilmediğimiz soruları da mutlaka verimli atış teknikleri kullanarak işaretleyin derdik. Ama nasıl ki üniversite hazırlık yıllarınızda fakültenizi kazanmak için girdiğiniz sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyordu, bilmediğiniz soruları işaretlemiyordunuz, artık benzeri senaryonun uygulanacağı bir sınava gireceksiniz. Tabii ki burada zihninizi meşgul eden, kafanızı karıştıran, acaba nasıl bir puanlama olur diye düşündüğünüz konular oldu. Bu videomda kısaca anlatmaya çalışacağım ama son tahlilde videomun sonunda söyleyeceğim konuyu baştan da söyleyeyim. Ne söylersek söyleyelim, ne konuşursak konuşalım, binlerce adayın girdiği bir sınavda evet şöyle olur, karşılığında da bunu elde ederiz gibi net konuşacağımız bir sınava hazırlanmıyoruz. Ama stratejiyi bilirsek, ne yaparsak en azından bize faydası olacağını, ne yapmamalıyız konularına en azından değinmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bugünkü videomda standart sapmanın ve 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor konusunun nasıl bir yansıması olduğunu ders ders arkadaşlar sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle 100 soruluk bir sınavımız vardı. Yine 100 soruluk bir sınavımız var. 7'şer soruluk derslerimiz vardı. Anayasa, İdare, Hükmedeni, Medeni Usul Hukuku. 6'şer soruya düştü. 5 soru milletler arası eklendi. Bunun da 3 sorusunun milletler arası kamu tarafında, 2 sorusu da MEOK tarafında geleceğini bekliyoruz. Bununla da beraber idari yargı alan kısmında da ticari işletme ve şirketler hukuku geldi. 5 soru olarak karşımıza çıktı o da. Ne oldu? Borçlar genel vardı 7 soru 6'ya düştü. Ceza genel vardı 7 soru 6'ya düştü. İktisat 4'te 3'e düştü. Maliye 3 soru olarak aynı kaldı. 14 soruluk vergi hukukumuz 12'ye düştü. Artık bu yeni eklenen dersleri de çalışma sisteminizin içerisinde zaten eklemiştiniz. Kanun çıktığında paylaşmıştık. Bugün de öğrendiğimiz 4 yanlış 1 doğruyu götürecek bu derslere nasıl yaklaşmamız lazım? Artık biz atış serbest diyeceğimiz artık bir noktada değiliz. Bilmediğimiz soruları işaretleyemeyeceğimiz bir tablo ortaya çıkmış oldu. Bugün de derslerin üzerinden bu standart sapma ve 4 yanlış 1 doğru konusu ders ders mi hesaplanıyor? Arkadaşlarımızın şöyle bir soru işareti oldu mesela. Hocam kültür yetenekte 30 soru üzerinden hesaplanacaksa ben Türkçe'de standart sapmam yüksek de o sınavda diyelim. Bütün adaylar arasında standart sapması yüksek bir derste Türkçe. Orada yaptığım bir doğru diğer derste vatandaşlı yaptığım bir yanlıştan kaynaklı gidecek mi gibi bir düşünceye sahip olan arkadaşlarımız olabilir. Bir gün önce yapmış olduğum canlı yayında hemen ilan gelir gelmez sıcacık yapmıştık. Orada bir simülasyon anlatmaya çalıştım. Yani 30 soru işte 25 yaptın, yanlış doğruyu götürseydi ne olurdu falan ders ders, çünkü onları çok anlatmak mümkün de değildi. Ama bugün derslerin üzerinden nasıl bir hesaplamaya gireceğiz bunu arkadaşlar anlatmaya gayret edeceğim. Öncelikle hangi sınava giderseniz girdin arkadaşlar, Türkçe, matematiğe şöyle mat diyelim, tarih, vatandaşlık. Şimdi bu değerli arkadaşlarım, adlici de olsanız, idareci de olsanız, avukatlıktan adliye de girseniz herkesin aynı anda çözeceği genel yetenek, genel kültür dediğimiz dersler. Türkçe'de kaç soru karşımızda? 6. Matematikte kaç soru karşımızda? 6. Tarihte 12. Vatandaşlıkta 6 soru. Değerli arkadaşlarım, buradaki kültür yetenekte toplamda 30 sorumuz var. Ve puan olarak da tamamını doğru yaparsanız elde edebileceğiniz maksimum puanımız da 20 puan. Maksimum 20 puan elde edeceksiniz arkadaşlar. Geçen 2023 yılına kadar ne oluyordu? 6 soru Türkçe, 0,666 kat sayısı vardır burada. Her bir doğrumuzu 0,666 kat sayısıyla çarpardık biz.
Örneğin Türkçe'de işte 6 soruyu çarptık 3.96, 996 puana tekabül ederdi. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Tabii ki toplamda 20 puanı geçme şansı yok. Burada bir de standart sapma hesaplanıyor. Standart sapma yine hesaplanacak mı? Evet, hesaplanacak. Tek fark ne olacak? 4 yanlış 1 doğru götürecek. Bu da kültür yetenek bazında hesaplanmayacak. Örneğin Türkçe'de 4 doğru 2 yanlış yaptın. Öncelikle bu 2 yanlışından kaynaklı Türkçen senin 3.5 nete düştü. Artık bu 3.5 netimiz üzerinden 0.666 kat sayısıyla biz bunu ne yapacağız? Çarpacağız. Normalde bir doğrumuz 0.666 ile çarpılırken 2024 yılı itibariyle bir netimiz 0.666 ile çarpılmış olacak. Lütfen bunu atlamayalım arkadaşlar. Yani benim tarihte yapmış olduğum bir yanlışım öbür tarafı etkilemeyecek. Ders bazında bu netler hesaplanacak. Bu 3.5, örnek veriyorum, matematiğimiz 4, tarihimiz 8 net, efendim vatandaşlığımız 5 net. Bunların hepsi toplanacak ve aynı zamanda da bunların standart sapması da kendi içinde belirlenecek arkadaşlar. Standart sapma konusu da kendi içinde. Yani ÖSYM bu sonuçları açıklamadan önce X adayı, Yasin olsun, videomuzu sağ olsun çekiyor. Yasin girdi bu sınava. Türkçesi 3.5 netti. Bütün adayların Türkçe performansına bakılacak. Standart sapma hesaplaması ile ilgili ben bir video daha çekmiştim. Hakimlik Akademisi YouTube sayfasında hakimlik standart sapma diye yazın, o da çıkar. Orada detaylı matematiksel olarak anlatmıştım onu. 3.5 netin standart sapma karşılığı nedir? Diyelim 3.5 neti 0.666 ile Kübra Hanım bir çarpabilir miyiz hesap makinesinden? 3.5 çarpı 0.666 ile biz çarptığımız zaman burada kaç puan yapıyor? 2.331 puan yapıyor arkadaşlar. Bakın, diyelim ki Türkçe performansı yerlerde bir sınav. Ortalaması 1.5 falan olduğunu düşünelim Türkiye geneli. Demek ki 3.5 yaptıysa Yasin, standart sapmadan da ona fazla gelecek. Bu 2.331 3 olacak. 3.2 olacak. 3.3 olacak. Türkçe puanı önce net hesaplandı, sonra ham puan hesaplandı, ham puan üzerinden standart sapması hesaplandı, Türkçe nihai puanı ortaya çıktı. Diyelim ki nihai NP olsun, nihai puanı 3 oldu. Bu işlemin aynısı matematiğe yapılacak, tarihe yapılacak, vatandaşlığa yapılacak. Nihai genel yetenek, genel kültür, nihai puanı ortaya çıkacak. Aynı işlemi burayı anladıysak şimdi hatta şöyle yapalım. Tekrar geriye gelme durumunuz da olabilir. Adli üzerinden ele alacağım arkadaşlar. Aynısını idari üzerinden de sizler yorumlayabilirsiniz. Anayasa, idare, İYUK, medeni, HMK medeni usul dediğimiz, ticaret, icra, borçlar, ceza, CMK, iş hukuku. Değil mi arkadaşlar? Bir de buraya ne eklendi? Şu araya geldi, o da milletler arası hukuk artı MÖHUK. Bakın burada normalde anayasa, idare, İYÜK, medeni, HMK 7'şer soruydu. Bunları düşürdüler 6'şer soruya. MÖHUK'u da 5 soru olarak karşımıza çıkarttılar. Ticaret 6'ydı, icra 6'ydı, borçlar 6'ydı, ceza 6'ydı, CMK 6'ydı, iş hukuku da zaten 5 soruydu. Az önceki Türkçe matematik tarihteki aynı işlem arkadaşlar burada da bizim karşımıza çıkıyor. Normalde 6 soruluk kısım tamamının doğru olduğunu düşünseydik, 6 doğru veya 6 net yeni sistemle düşünün. Burada biz bunu 1.142 ile çarpıyoruz. 1.142 katsayı
Ne oldu arkadaşlar bunun puanda? 6.852. Yani tamamı doğru olursa veya tamamı net olursa 6.852 puan. Ne yapılacak? Yasin girdi sınava. 6 soruda bu kez 3 doğru, 3 yanlış yaptı. Burada 3 yanlış 0.75 götürecek. Ne oldu burada? 2.25 net. 2.25'i biz neyle çarpıyoruz? 2.25 çarpı 1.142 katsayımızda alan grubunun katsayısı ile çarpıyoruz. Bu da 2569 puana denk geliyor arkadaşlar. Bir baktık ki anayasa hukukunda herkes çok yüksek yapmış. Türkiye ortalaması 5, 5.5. Buradan da bize standart sapma belki olumsuz etkilemez ama buna yakın bir puan denk gelmiş olur. Bunun bakın 4 yanlış 1 doğruyu götürdüğü, kat sayısıyla çarptık, standart sapma hesabına soktuk, anayasanın nihai puanı ortaya çıktı. Bunların her birinde nihai puanlarını hesaplıyoruz. Toplam bir nihai puan çıkıyor. O nihai puanla kültür yeteneği nihai puanını topladığımızda artık Yasin'in o sınavla ilgili 4 yanlış 1 doğru götürmüş olduğu ham puanı ile beraber standart sapma puanı da eklenmiş haliyle son durum, son tablo ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Geçen yılla o zaman toparlayacak olursak, geçen yılla ne fark oldu? Geçen yılda ders bazında standart sapma hesaplanıyordu. Tek fark 4 yanlış 1 doğru götürmüyordu. Geçen yıl Yasin'in 3 doğrusunun standart sapması hesaplanıyordu. Şimdi Yasin'in 2.25 netinin standart sapması hesaplanacak. E sadece Yasin'in mi hesaplanacak? Benim de hesaplanacak. Kübra'nın da hesaplanacak. İşte İlayda'nın da hesaplanacak. Evrim'in de hesaplanacak. Fatma, herkesin hesaplanacak. Yani bu sınava giren bütün adayların artık 3 doğrusu değil, 2.25'e hesaplanacak. Peki, şimdi burada gelelim en önemli hususlardan birine arkadaşlar. Eskiden 2023 ve öncesinde örnek veriyorum. Ne olsun? Tarih olsun. Tarih dersinde kaç sorumuz çıkıyor? 12 soru. Peki 2023 veya öncesindeki hakimlik adli yargı sınavında veya idari yargıda bir kişi en kötü tarihte nasıl bir performans yapabilir? En kötü. En kötü 0 doğru. En iyi performans ne olabilir? 12 doğru. En kötü 0, en iyi 12 doğru. Peki, şimdi 2024'te şöyle çiziyorum. 2024'te en kötü performans ne olabilir? Alın size matematik sorusu. 12 doğru, 12 yanlış olursa. Bakın şu 0 doğru, 12 yanlış olursa. Ne olacak? Eksi 3 net. O zaman 0 ile 12 arasındaki makas 15'e çıktı mı? Makasın daha da genişlemesi, standart sapmadan daha fazla puanın gelmesi şu kişiye, 12 doğru yapana veya 10 yapana, 11 yapana, 9 yapana, 8 yapana imkan sağlamayacak mı? Evet, sağlayacak. İşte standart sapmanın 2024'te toplam puanı etkisi geçen yıllara göre bu nedenle daha fazla olabilecek. Yani biz 2024 sonuçları açıklandığında şunu göreceğiz arkadaşlar. Normalde şöyle diyelim, genel yetenek, genel kültür ve alan grubu olarak, hatta şunu tekrar değiştireyim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Genel yetenek, genel kültür. Şimdi değerli arkadaşlarım, burada 2023'te 30 soruluk kültür yetenekli kişi 24 doğru yapmış. Alan grubunda ise 60 doğru yapmış. 2024'te de 24 doğru yapmış. Alan grubunda 60 doğru yapmış. Şimdi gelin buradaki yansımalarına bakalım. Şimdi 24 doğruyu ne yapacağız biz? 0.666 ile çarpalım Kübra'nın. 24 doğrunun 0.666 ile çarpılmasında 15 nokta küsuratı vardı. 15.9 puan diyelim.
Alan grubunda 60 doğru yapan bir kişi de 60 doğruyu 1.142 ile çarpalım. 60 doğru. O da 68. O da küsuratı var ama 68.5 olsun. Toplamda ne oldu? 4, 9, 14, 84.4 puan yaptı. Bakın ham puan. Standart sapma yok. Peki 2024'te ne olacak? 24 doğru, 6 yanlış var. Doğrusu gidecek. 1.5 doğru gitti. Ne oldu bu? 22.5 net oldu. Puan ne oluyor Kübra Hanım? 22.5 net. Bize buradan 14. Nokta, hadi küsuratı yine saymayalım. 14.9 puan. 60 doğru, 10 yanlış. 10 yanlış 2.5 net götürür. Ne oldu burası? 57.5 net. 57.5 netin puansal karşılığı 65.6. Topladım burayı. 9, 6, 5, 1, 6, 10, 8. 80.5 puan yaptı. Bakın ham puan %100 düşecek demek oluyor bu. Hocam 6 yanlışın, burada 6 yanlış yapmışım da artık yanlış doğruyu götürmeyecek. 24 doğru 6 boş da yapabilirim. Bu çok iyimser olur. Çok az insan bunu yapar. Yani en kötü şunu yapacaksın. 6 yanlış yapmasın da 3'ünü boş bırakırsın, 3'ünü yanlış yaparsın. Yani yine şu ham puanın altına bakın 99 değil, %100 2023 ve öncesinin ham puan olarak altına düşecek bu iş. Ham puan olarak altına düşecek. Ama az önce de hemen bir önceki sayfada ne anlattık? Tekrar oraya geleyim. Makas açılıyor. Eksiğe inme ihtimali var. En düşük yapanla en yüksek ders bazını yapanların arasındaki makasın açılması da standart sapma puanlarını arttıracaktır ders bazında. O yüzden de örnek veriyorum, geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 6 küsürdü toplam diyelim. Adli yargıda diyelim son giren kişinin. Standart sapmada bu sene diyelim 9 olacak, 10 olacak, 11 olacak, 12 olacak. Daha da farklı olabilir. Nihai olarak neye sebep olacak bu? Nihai olarak ham puan düşecek. Standart sapma geçen yıllara göre kişi bazlı daha yüksek gelebilecek. Bunun ikisi birbirini dengeleyebilecek. Geçen sene 81.2 ile kapatmışsa son kişi 2400. Şimdi 1700'e baktık. O da 83.3 ile kapatmış. Bir bakacaksınız ki yine 83.3 ile kapatabilir. 82 ile kapatabilir. 80 puanla kapatabilir. Standart sapmayı bilemeyeceğimize göre 20.000 insan girdi sınava. Her birinin performansını ders ders bugünden bilemeyeceğimize göre. O zaman bunu konuşmanın bir anlamı yok. Standart sapmayı konuşmanın bir anlamı yok. 83.3 ile yine kapatabilir 1700. kişi. Veya idari yargıda 85.87 ile kapatmış 100. kişi. Yine 85 ile kapatabilir. Ama ne fark edecek? Geçen seneki ham puandan daha düşük bir ham puan yaparak sen o puanı elde edeceksin. O zaman hocam 4 yanlış 1 doğru götürüyor, kahroldum, ne yapacağım şimdi falan demenin bir anlamı var mı? Yok. Demek ki bize bunun matematiksel olarak bir olumsuz karşılığı yokmuş. Tek fark ne olacak? Atış serbest yok artık. Yani kişi 80 doğru yapıyordu, 20 soruda hiç fikir yürütemiyordu. 20 soruyu bir şekilde sallıyordu. Oradan 2 doğru 3 doğru bile gelse 80 doğru değil de 82-83 denk geliyordu. İşte ben de sana diyorum ki o haybeden yapacağımız şansı 2-3 soruyu zaten standart sapma ne yapacak? Karşılayabilecek. O zaman şu an sana ne öneriyorum son olarak? Artık sahanın sonuna bakma. Artık bu neticeler bana nasıl bir sonuç doğurur? Acaba kitle ne yapar? Bunu bugünden artık düşünmenin bir anlamı yoktur değerli arkadaşlarım. Bu videomla beraber artık her bir derste Türkiye genelinin ortalamanın üzerine nasıl çıkabilirim buna bak. Ne yapacaksın? 6 soruluk derslerde 5 veya 6 yapabiliyor muyum? 7 soruluk derslerde 6 veya 7, en kötü 5 yapabiliyor muyum? En azından Türkiye geneli ortalamaların üzerinde bir yerlerde seyredeyim ki standart sapmanın bana olumsuz bir yansıması olmasın. Tablo budur değerli arkadaşlarım. Ders ders standart sapma hesaplanacak. Ders ders 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Ve ona göre nihai puanlar ders bazında hesaplandıktan sonra toplam puanınız ortaya çıkmış olacak. İnşallah en fazla hak edenin, en fazla emek sarf edenin, ülkemizin 783 bin kilometrekare coğrafyasında bu meslekleri icra etmeleri nasip olsun diyelim. Benden bu kadar. Umarım bu videoyla beraber zihnimizdeki soru işaretlerinin tamamını giderebilmişizdir arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.